Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği operasyon sonrası Gazze'ye götürdüğü esirlerin akıbeti tartışılıyor. Aralarında çok sayıda yabancının da olduğu 150'den fazla kişi Hamas tarafından rehin alındı. Hamas, Gazze'ye saldırılar durmadan elindeki esirleri bırakmayacağını açıkladı. Amerikan Wall Street Journal, vatandaşlarını Hamas'tan almak isteyen çok sayıda ülkenin Türkiye'deki diplomatları ve istihbarat yetkililerine başvurduğunu yazdı. Birçok ülkenin kapalı kapılar arkasında vatandaşların bırakılması için büyük çaba sarf ettiği belirtilen haberde, ABD ve müttefiklerinin de Hamas'la temas halindeki Türkiye, Mısır ve Katar'la görüştüğünü aktardı. İsrail, esirler konusunda Hamas'la pazarlığa girmediklerini bildirirken, Amerikan gazetesine konuşan bir Mısırlı yetkili, Hamas'la iletişimi olan her ülke bunu denedi ama telefonlarını açmıyorlar ve onlara ulaşmak imkansız dedi. Haberde Türkiye'nin rehinelerin durumu konusunda Hamas'tan yeterli cevap alamadığı, Gazze'de kaç rehine olduğunu bile tam olarak anlaşamadığı kaydedildi. Habere göre Hamas, Türkiye'ye gönderdiği mesajda İsrail elindeki binlerce Filistinli rehineyi serbest bırakmadan esirleri bırakmayacağını bildirdi. Gazeteye konuşan bir Türk istihbarat yetkilisi, birçok ülke özellikle de batılı ülkeler Ankara ile temas halinde, bizden mesajlarını gizlice iletmemizi istiyorlar diyerek İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının iletişimi zorlaştırdığına dikkati çekti. Türkiye'nin Hamas'a elindeki yaşlı ve çocukları serbest bırakma çağrısı yaptığını söyleyen yetkili, şu anda Gazze'deki fiziksel durum müzakereler gibi konular için uygun koşulları sunmuyor dedi. Şebap, fazla lazım.